Ege'nin Dünyaya Açılan Penceresi TV'den ekranlarından baş başa programından merhaba. Bugün eğitimi konuşuyor olacağız. Malum biliyorsunuz okullar açılıyor. Neler oluyor, neler olacak onları konuşacağız. Yeni dönemde öğrenciyi, öğretmenleri, veliyi neler bekliyor konuşuyor olacağız. Alanın uzmanı, konunun uzmanı Dörtgen Anadolu Lisesi Müdürü Sefa Soysever'le beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Öncelikle 2024-2025 eğitim öğretim yılı. Anaokulundan ilkokula, ortaokuldan liseye ve hatta üniversitelerimize inşallah hayırlar getirir, güzel başarılar getirir. İnşallah. İlimiz adına, ülkemiz adına güzel sonuçların çıkacağı, eğitimde ilerleyeceğimiz, yerimizde saymayacağımız, ilerleyeceğimiz yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Evet, buna olacak. Da çok ihtiyacımız var. Var, kesinlikle ülke var. Olarak. Çünkü dünyada çok değişik örnekler var. Hı hı. Bizi alıp giden, bizim çok çok üstümüze, fersah fersah üstümüze çıkan ülkeler var eğitim hı hı. modelleriyle. Evet. Çok da gerimizde olan ülkeler var. Türkiye'nin durumu aslında çok böyle kötü de değil ama daha iyisi mümkün galiba anladığım kadarıyla. Yani daha iyisi mümkün. Zaten şöyle söyleyeyim. Biz eğitimciler, yani ben kendi adıma da söyleyebilirim. Dertli insanlarız. Yani derdimizle mutlu olan insanlarız. Çünkü derdimiz... bir öncekinden daha iyisini nasıl yapabiliriz? Evet. Bir öğrenciye daha farklı nasıl genele yayarsak okulumuzdaki öğrencileri farklı akademik, sosyal, psikolojik, kültürel veya sportif anlamda neler katabiliriz? Bu dertlerle meşgul olduğumuz için aslında bu derde sahip olan insan sayısını ne kadar çok arttırırsak inanın ilerleme de o kadar hızlı olacak diye düşünüyorum. Evet, size bu konuda katılıyorum hocam. Dertli eğitimcilerin, dertli eğitim kurumu yöneticilerinin sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah. Şimdi hocam bu adaptasyon süreci dedik. Hı. İşte bu kreşlerde çok başka yürüyor, ilköğretim, ilkokulda çok başka yürüyor, ortaokulda farklı yürüyor. Anadolu liselerinde eğitim dönemi, adaptasyon süreci nasıl oluyor? Tabii şu anda anaokulu 1, 5 ve 9. sınıflarda uyum haftası adı altında okullar açılmadan bir hafta önce okula yeni başlayan öğrenciler için uyum haftası diye bir program var. Biz de 9. sınıflarımızı aldık yeni başlayan öğrencilerimiz. Çünkü yeni bir okul, yeni bir ortam onları bekliyor. Ama onları ilk haftadan ders anlatarak yormadık. Onları örneğin deneyler yaparak mikroskopu görmelerini sağladık. Eğitsel oyunlar yaptık. Beraber kahvaltı yaptık. Yani uyum haftasındaki buradaki temel maksat birdenbire akademik anlamda derse boğmak değil, onların okul, öğretmen ve çevreyle olan onlarını sağlamak. Daha sonrası inanın kendiliğinden geliyor zaten. Evet. Hocam güzel. Tabii eğitimde çok tartışılan bir konu var hocam. Model üzerine çok konuşuluyor. Marif modeli. Evet. Yani model üzerine çok konuşuluyor. Marif modeli. Nedir bu yeni marif modeli? Siz şimdi, nasıl değerlendiriyorsunuz? Milli Eğitim Bakanlığımızın uzun süreden bu yana üzerinde uğraştığı, geçtiğimiz yıldan bu yana değişik toplantılar ve şuralarda tartışmaya açtığı, değerlendirmeye açtığı bir model, yeni marif modeli. Bu yıl itibariyle 1. 5. 9. sınıflarda uygulanacak. Evet. Bununla ilgili öğretmenler eğitime alındı geçtiğimiz hafta ve bu eğitimler Kasım'a kadar devam edecek. Ancak tabii ki bu modelin güzel taraflarını söyleyeyim öncelikle. Eleştirilerimiz elbette olacak. Çünkü toptan kabul ya da toptan ret bu ülke için çok doğru bir yaklaşım evet. değil. Yani bir bütünü ele alıp güzel yönlerini de söylememiz bence bir mecburiyet ifade ediyor. Burada güzel olan yön öğrencinin keşfetmesini sağlayacak bir model bu. Evet. Hani öğrencinin araştırma yapmasını, o dersle ilgili, o konuyla ilgili proje üretmesini, takım çalışması yapmasını gibi birçok şeyi içeriyor. Bunun yanında değerler eğitimini
önemseyen bir program ki ben buna katılıyorum. Günümüzün temel sorunlarından biri değerler eğitimi. Buradaki kastettiğimiz değerler, evrensel değerler, insani değerler, milli değerler, tabii, manevi değerler. Kesinlikle. Bunların farkında olan nesiller yetiştirmek zorundayız. Yoksa çok iyi yetiştirdiğimiz nesilleri maalesef kaybedebiliyoruz. Yurt dışına çok rahatlıkla gidebiliyorlar. Burada imkanlar olmasına rağmen onlara, evet, uygun gibi. Bu anlamda model güzel yaklaşımlar içeriyor. Ancak burada sadece maalesef devlet okullarındaki kalabalık sınıflar ve bu sınıflara giren öğretmenleri düşündüğümüzde şöyle örnekleyeyim. Mesela her temadan sonra bir portfolyo oluşturulmasını isteniyor. Yani 36 kişilik bir sınıf en az milli eğitim okullarında maalesef. 4 sınıfa giren bir öğretmen 144 öğrenciyle her tema sonunda bir portfolyo oluşturulduğunu düşündüğümüzde yaklaşık 100'e yakın portfolyo çıkıyor. Bu da 144 ile çarptığınızda bir öğretmenin 1500 civarında bir dosyayı incelemesi sonucunu ortaya çıkıyor. Bunu koyacak yer bir sorun, bakmak bir sorun gibi. Yani biz özel okullar açısından bunun uygulanması çok daha rahat çünkü bizdeki sınıflar 15-16 kişi. Yani burada çok rahatlıkla bu çalışmaları gruplayarak daha sağlıklı yapabiliriz. Ama sınıflardaki kalabalık mevcutlar bu çalışmaların uygulanmasında sıkıntılar oluşturacağı benziyor. İnşallah oluşturmaz diyelim yani. Evet. Yani hocam tabii bu yeni marif modelinin güçlü tarafları da var, zayıf tarafları da var dediniz. Fırsatları var mı? Fırsatları var elbette. Yani bu fırsatlar nedir? Yani öğrencilerin kendine olan güveni, kendilerini ifade etmeleri doğru, düzgün ve net ifade etmelerini sağlayabilecek fırsatlar var. Evet. Bunun tabii her teorinin bir de pratiği vardır. Çok güzel teoriler duymuşuzdur hayatımızda ama uygulaması yoktur. Evet. Ben yani bu anlamda bu modelin uygulamada güzel uygulanabilirse iyi sonuçlar çıkarabileceğine inanıyorum. Temennim bu. Ancak buradaki handikapımız okullarımızdaki sınıflardaki kalabalıklık. Yani evet, bu kalabalıklık bu anlamda sistemi zorlama veya yorma gibi bir takım sıkıntıları da beraberinde getirir. Evet Sefa Hocam, şimdi siz az önce bahsettiniz işte sınıftaki öğrenci sayılarından vesaire örnek verdiniz. Yani Aydın'da devlet okullarının durumunu biliyoruz. 38, evet, benim şimdi küçük kızım lise ilkokul 1'e gidiyor, 38 kişi var sınıfta. Hı hı. Devlet okullarıyla özel okulların arasındaki fark nedir? Yani ve Aydın'daki özel okulların genel olarak durumunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Öncelikle şöyle söyleyeyim. Aslında hepimiz, ben kendimizi şöyle tanımlıyorum özel okulu. Biz ücretli devlet okuluyuz. Evet. Çünkü aynı yönetmeliklere tabiiz, aynı müfredata tabiiz. Farklı bir şey yapmamız yasal olarak da mümkün değil zaten. Ancak buradaki farkı ve farkındalığı oluşturan esas temel unsurlardan birincisi sınıf sayıları. İkincisi öğretmenlerin tecrübeleri bu anlamdaki. Günümüz öğrencisinin hani olmayanı da yaptık ZZ diye, Z kuşağı diye tabir edilen öğrencisi çok iyi takip edilmesi gereken bir öğrenci nesli, grubu. Evet. Bir, takibiniz çok iyi olacak, ilginiz çok yüksek olacak. Çünkü öğrencilerimizin bu anlamda akademik yükselişlerinde motivasyonları çok önemli. Çok kolay motivasyonları yere düşebiliyor. Veya tam tersi yükselebiliyor. Tabii burada bizim mesela dörtgende uyguladığımız takip ve birebir ilgi sistemi ile öğrencinin düşüşünü anında yakalayan, onu ele alan, gerek rehberlik görüşmeleriyle, yani gerek psikolojik anlamda, gerek geri dönüşüm, etütler, birebirler, eksik tamamlama programlarıyla
öğrencinin hemen o dağılan, bozulan, inişe geçen durumunu yukarıya çekebiliyoruz. O nedenle sınıf sayılarının azlığı önemli. Buradaki eğitim kadrosunun ilgisi, öğrenciye dokunması önemli. Bunu zaten yıllardır biz dörtgen gerek Anadolu Lisesi gerek kursumuzla tecrübeli bir kadroyla ve uzun süren beraber çalışan bir kadroyla yaptığımız için bunu biz rahatlıkla yapabiliyoruz. Ben Aydın'daki yine diğer özel okulların da yani buna benzer çalışmalar yaptığına inanıyorum. Bu noktada şeyimiz yok. Ama yine değerli Milli Eğitim Müdürümüz Hakan Özcan Bey geçtiğimiz hafta bizi topladığında bu konuda bizden çıtayı yükseltmemizi istedi. Amenna, bu noktada bir şeyimiz yok. Zaten Aydın eğitiminde çıta yükseltmede, başarı çıtasını yükseltmede bugüne kadar özel okullar önemli görevler üstlendi. Değil mi? Yani ama... Ama genel olarak bir şey var. Aydın'ın eğitimiyle ilgili beklentinin altında kalan bir durum var. Sınav sonuçlarına baktığımızda. Var, var. Yani misal bundan 20 yıl öncesine baktığımızda Aydın ilk 5'te yer alan bir il olmasına rağmen bugün ilk 5'te değil ilk 20'lerde de yer alamıyor bazı yıllarda. Bunlar üzücü tabii yani. Evet. Ya hocam yani siz böyle kurumdan bahsettiniz biraz. Ben kurumun farklılıkları ve farkındalıkları anlamında konuyu biraz daha açalım isterim. Siz olur tabii ki, tabii ki. Yani zevkli. Ne gibi uygulamalar var? Hani böyle öğrenciye artı değer katacak, işte veliyi rahatlatacak, ne bileyim işte akademik anlamda, sosyal anlamda, sportif anlamda öğrencinin gelişimine katkı sunacak. Dörtgen Anadolu Okulu, Anadolu Lisesi öğrencilere ne gibi imkanlar, ne gibi fırsatlar sunuyor? Teşekkür ederim. Yani neyi sunuyoruz? Bir kere şunu, okul bir öğrencinin birçok alanda gelişmesi gereken bir yapıdır. Yani öğrencinin sadece akademik gelişimi değil, az önce marif modelinde de bahsettiğimiz gibi kendini doğru ifade eden, özgüven kazanmış, yetenekleri keşfedilmiş. Bu yetenekler sportif yetenek olabilir, sanatsal yetenek olabilir, kültürel yetenek olabilir. Yeteneklerinin keşfedildiği ve bu keşfedilen yeteneklerin uygulama alanlarının açıldığı, öğrencinin bu anlamda önünün açıldığı yapılar olmak zorunda okullar. Biz dörtgen Anadolu Lisesi'nde inanın bunu çok ciddi bir şekilde sağlıyoruz. Yani öğrencilerimiz misal kulüp saatlerinde farklı yeteneklerine göre dağılıyorlar ve burada kimisi müzik kulübünde enstrüman çalmayı öğreniyor. Resim kulübünde farklı resim tarzlarına geçiyor. İngilizce drama. Yani örneğin biz geçtiğimiz yıllarda Alice Harikalar Diyarı müzikalini 20 öğrenciyle birlikte hazırladık ve sunduk. Hobi kazanmalarının önemsiz. Tabii. Yabancı dil yine farkındalıklardan biri yabancı dil. Yani yabancı dilde de ülkemizin çok ciddi sıkıntıları olduğuna inanıyorum. Evet hocam. Yani ortada bu kadar yabancı dil dersi, özellikle İngilizce bu kadar ders veriliyor, bu kadar öğretmen var. Bizim toplum hala İngilizce konuşmakta, İngilizce öğrenmekte, İngilizce edinmekte çok evet. Geri. Ki hatta Orta Doğu'dan gelen insanları görüyoruz. Çok rahat İngilizce konuşuyorlar. Bizim sorunumuz sanıyorum İngilizce'de, yabancı dilde. Biz sadece gramer yüklüyoruz. Bir de kendi dil yapımızla da alakalı galiba. Gramer yüklüyoruz. Evet. Yani konuşturmuyoruz. Misal bizdeki İngilizce eğitiminde, dörtgende dersi üçe bölüyoruz. Bunlardan biri speaking. Evet. Yani gramerini ve yazmasını bilmesinin bir anlamı yok konuşamadıktan sonra. Tabii. Konuşamadığınız dil sizin sahip olduğunuz bir dil değildir. Yani bunları yine dörtgende yapıyoruz. Yani çok kaliteli bir İngilizce zümresiyle birlikte sağlıyoruz. Bütün bunları topladığımızda zaten öğrencinin mutlu olduğu ama iyi takip edildiği. Yani bu takip çok önemli. Yine burada biz veli işbirliğini çok önemsiyoruz. Hı. Yani başarıya giden yol. Ona geleceğim de. Hı. Şimdi ona gelmeden bu şeyi konuşurken yani buyurun. Dil mevzusunu konuşurken sadece mesela
İngilizce öğrenirken, edinirken en büyük eksikliklerden bir tanesinin ben kendi diline hakim olmamak olduğunu düşünüyorum. Yani şimdi biz konuştuğumuz dilin dil bilgisine hakim değiliz. Şimdi başka bir dil öğrenmen için önce kendi dil bilgine hakim olman lazım. Yani neyin sıfat, neyin zamir, işte neyin tümleç, neyin işte böyle evet. fiil olduğunu, edat olduğunu falan bilmen lazım. Galiba orada da bir sıkıntı var. Yani biz kendi konuştuğumuz dilin dil bilgisiyle çok ilgilenmiyoruz. İlgilenmediğimizde yabancı dil öğrenirken zorlanıyoruz gibime geliyor. Ya tabii Türkçeyi doğru ve net öğrenmek çok önemli. Yani konuştuğumuz dili de maalesef baktığımızda çok iyi konuşan insan sayısının giderek de azaldığını evet. görüyorum üzülerek. Yani hani şöyle söyleyeyim, bugün çarşıya çıkalım, bir 10 genç seçelim ve bir konu verelim. Bu konu hakkında çok uzun değil, inanın 5 dakika kesintisiz konuşamıyorlar. Evet. Birinci dakikada kalıyor. Neden kaynaklanıyor? İşte biraz bu dijital çağ bu noktadaki dezavantajlar. Uyaranlar çok fazla değil mi hocam? Evet. Yani artık kitap okumuyorlar, kitap dinliyorlar yani evet. gibi. Oysa herkes aynı şekilde öğrenemiyor. Kimi dinleyerek öğrenebiliyor, kimi okuyarak öğrenebiliyor. Ama yani dile hakim olmada kitap okumak çok önemli. Mesela bizde 9 ve 10. sınıf programlarımızda her ay bir kitap diye bir programımız var. Her ay bir kitabı öğrenci bitirir ve o kitaptan sorumlu olur. Küçük bir yazılı işte quiz ya da yabancı dil anlamında çalışmayla o kitabı okuyup okumadığını da kontrol ediyoruz bir anlamda. Ve o alışkanlığı oturtmak çok önemli. Kitap okuyan her öğrenci şunu bilin, Türkçe'ye de hakim olur, yabancı dile de hakim olur. Şimdi hocam, siz tabii kurumun farkındalıklarını anlatırken işte hobi kazandırdığınız kulüplerle işte dil eğitimiyle ilgili yaptığınız uygulamalardan bahsettiniz. Fakat sınavda öğrencilerin en çok zorlandığı alanlar var. Özellikle sayısal derslerde çok zorlanıyorlar. İşte öğrencileri zorlayan dersler ve konularla ilgili kurum ne gibi özgün uygulamalara sahip? Tabii şimdi ya, bu anlamda, akademik anlamda gerek sayısal, gerek eşit ağırlık dediğimiz yani sözel derslere de baktığımızda her öğrencinin zorlandığı ders farklılık gösterebiliyor. Evet. Ama biz burada şunu yapıyoruz. Misal bir sınav yaptıktan sonra o sınavın kazanımlarıyla birlikte masaya yatırıyoruz. Örneklendireyim. Fizikten kuvvet konusunda 20 öğrencinin 4'ü sıkıntı yaşamış. Yani soruyu çözmedi. Bu 4 öğrenciyi ayırarak sadece kuvvet konulu bir eksik tamamlamaya tabi tutuyoruz. Sonra bununla ilgili soru çözdürüyoruz. Kontrolünü yaptığımızda hemen o konu atlamadan, bir sonraki konuya geçmeden öğrenilmiş oluyor. Bunu tabii sadece fizik değil, matematik, kimya, biyoloji, tarih olabilir, coğrafya, edebiyat. Bunların hepsini de sağlıyoruz. Çünkü bizde ders bitiminden sonra devam eden ve hatta bazen cumartesi günleri de devam eden eksik tamamlama programı var. Buna etüt de diyebiliriz. Bu evet. etütler birebir olabiliyor. Dediğim gibi aynı konuda sıkıntı yaşayan öğrencileri topladığımız çizgi altı, çizgi üstü programları diyoruz. Bununla zaten bu açığı hemen kapatıyoruz. Yani bu açık kapandığı zaman bir sonraki konuda zaten öğrenci üstüne ekleyerek devam ediyor. Evet. Zaten günümüzün sınav sistemi de şunu istiyor. Bir, öğrenci bilgiye hakim olacak. İki, bilgiler arası geçiş sağlayabilecek. Bağlantısallık kuracak. Yani yorum katacak. O nedenle yeni nesil soru diye işte anlatılan sorular bunu istiyor. Soru uzun. Soruyu okuyacaksınız, evet. kitap okuyan anlıyor. Soruyu yorumlayacaksınız, bilgiye sahip olan o bilgiyi kullanabiliyor. Geçişi sağlamak biz eğitimcilerin işi. Orada gerçekten hani sorular yeni nesil, öğretmenlerin de
yeni nesil sorulara adapte olması lazım. Eskide kaldığınız zaman olmuyor. Evet. Yani. ALES sınavında sözel mantık diye bir bölüm var. Yani hem sözel hem matematik var işin içinde. Ben eğer şey değilseniz, biraz formül bilmiyorsanız, bir de biraz okuma kabiliyetiniz yok. Okumuyorsanız, okuma alışkanlığınız yoksa çok uzun bir metin geliyor önüne. İçinde şey de var. Yani dediğiniz gibi bağlantısallık var yani. Disiplinler arası, yani bilimler arası bağlantısallık içeriyor sorular. Tabii ben YKS'de nasıldır durum bilmiyorum. Aynı. Yani YKS sınavı da ALES sınavının benzeri sorulardan oluşuyor. Yani. Hocam az önce bahsettiniz ya, biz öğrenciler ne eksikse ona göre bunları nasıl belirliyorsunuz? Bu tür sınavları hangi sıklıkta yapıyorsunuz? Yani... Tabii. Sınıflarına göre değişiyor. 9 ve 10'larda ayda bir. 11 ve 12'lerde devamlı her hafta. 11'lerde de başlangıçta ayda bir, daha sonra konular oturduktan sonra 15 günde bir olarak devam ediyor. Ama ölçme ve değerlendirmenin en önemli özelliği şudur. Biz dörtgende işte bunu oturttuk. Sadece sınav yapmak önemli değil. O sınavı doğru değerlendirmek önemli. Evet. Yani öğrencilerin eksik kaldığı konuların tespiti, dikkatsizlikten mi yapamamış, bilgi eksiği mi var ya da konular arasında bağlantı mı kuramıyor? İşte bütün bunları ölçme değerlendirmede doğru tespit ettiğinizde çözümü de doğru geliştiriyorsunuz. Evet. Yani öğretmen kendisine gelen öğrencinin neden eksik olduğunu biliyor, eksik tamamlama programında. Öğrenci biliyor, veli biliyor. Hedefe yönelik bir çalışmayla bunu sağlıyoruz. O nedenle ben yani dörtgende hep bunu da söylüyoruz velilere, hep şunu söylüyorum. Mühim olan öğrencinin nereden geldiği değil. Öğrenci alt seviyeden başlayabilir. Ortaokulu iyi geçmemiş olabilir. Öğrencinin nereden bitirdi, nerede bitirdiği daha önemli bakınız. Evet. Yani biz bu örnekleri dörtgende çok yaşadık. Yani LGS anlamında söyleyeyim, bize geldiğinde %30, %40'lık dilimde. Yani puan anlamında. Dökülüyor. Ama 4 yıl sonra bu öğrencinin Türkiye'de ilk %10'luk dilimdeki üniversitelere gittiğini çok gördük. Hatta kimisi %5'lik dilimlere gitti. O anlamda yani bunu sağlayabilmek de gurur veriyor. Yani evet. Dörtgen ailesinin her mensubu Dörtgen Koleji'nde zaten bunu bir temel amaç edinmiş durumda. Evet. İşte az önce dertlenmiş durumdayız. O derdi yaşadıkça çözüm de geliştiriyoruz. Evet. Hocam tabii sınav sonuçlarına bakınca da işe yaradığını hissediyorsunuzdur. Tabii. Değil mi? Yani siz de orada tatmin oluyorsunuzdur herhalde. Böyle. Ya işte. O tabii bir tatmin, bir gurur sağlıyor. Evet. Yani misal yine ilk 20 binde bizim de yaklaşık 10'a yakın öğrencimiz vardı. Bu yıl Aydın'da da ilk 20 bine giren öğrenci sayısında artış var. Evet. Aydın genelinde. Bunun bir parçası olmak bizi gururlandırıyor. Dörtgen olarak, Dörtgen Koleji, Dörtgen Kursu olarak gururlandırıyor. Evet. Şimdi hocam akademik tarafını konuştuk. Siz az önce biraz da bahsettiniz mevzunun. Sadece olay akademik değil. Değil. Başka durumlar da var. İşte işin içinde spor, sanat, bir takım etkinlikler de var. O konuyu biraz böyle açalım istiyorum. Yani spordan başlayalım. Spor ve sanatta öğrencinin gelişiminde okulun önemi nedir? Siz bu konuda kurum mesela olarak biz, neler yapıyorsunuz? Biz bir ilke öncülük ettik bu yıl itibariyle. Aydın'da amatör futbol anlamında çok önemli bir kulüp var, Yıldız Spor. Evet. Başkanı da çok değerli bir insan, Sayın evet. Kaya Özcan. Beraber bir araya geldik. Ve geldiğimizde ortak buluştuğumuz nokta, bu çocuklar sporda, futbolda ilerliyorlar. Ama akademik anlamda da geri kalmamaları lazım. Evet. İkisini birlikte götürüyoruz. Ya da akademik anlamda ilerliyorlar fakat sportif anlamda. ilerlemiyorlar. Biz bu noktada Yıldız Spor'la güzel bir işbirliği yaptık. Cumhuriyet'in kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ne diyor? Sağlam kafa sağlam. Sağlam vücutta bulunur. Yani. Bir de diyor ki ben sporcunun zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklı. Aynı keza. Ya bunlar tabii böyle eğitim, öğretim, spor bir arada olması. Yani Yıldız Spor yani kapılarımızı açtık. Yani dedik ki lisanslı Yıldız Spor'da futbol oynayan lisanslı oyuncular dörtgende şu anda epey de 8-10 tane de geldi. Bizim burada amacımız bu çocukların
futbolda ilerlemelerinin önüne set koymak değil, destek olmak. Ama bunu yaparken akademik olarak da geri düşmelerini önlemek. Yani bunu önemli. Sadece şey de değil, futbol da değil. Misal lisanslı yine kız voleybol takımı anlamında bu yıl bir takım çıkaracağız. İddialı bir takım çıktı. Yani işte sporda bu tip şeyleri desteklemenizin önemi olarak görüyorum. Çünkü kayda geldiklerinde bize bunu söylediler. Sadece 9. sınıfta, misal diğer sınıflarda da var, 4 tane lisanslı voleybolcumuz var. Bir tane okçumuz var, bir tane yüzücümüz var. Yine geçtiğimiz yıl piyanoda Aydın İl birincisi olmuştuk. İkinci de bizde artık. İlk ikiyi garantiledik, öyle değil. Şu hep şunu yapmak çok doğru değil özel okullar açısından diyorum. Mesela Aydın Lisesi'nin en iyi çocuğunu alayım, tamam onu da alayım. Ama sporcuya da destek vereyim. Yani burada spora, sanata destek vermek zorundayız özel okullar olarak. Ve Dörtgen'in, Dörtgen Anadolu Lisesi'nin, Dörtgen Koleji'nin buradaki farklarından biri de spora çok çok önem vermesi. Evet. Spora, sanata. Bu anlamdaki başarılı öğrencileri hem himayemize alıp geliştirmek akademik anlamda hem de uğraştıkları alanda ilerlemelerinin önünde set olmamak, evet, yolunu açmak. Tabii hocam, hayatın her alanında işin bilimsel tarafı da var, sanatsal tarafı da var. Tabii. Yani bence esnaflıkta bilim de gerekiyor, sanat da gerekiyor. Hı-hı. Ticarette bilim de gerekiyor, sanat da gerekiyor. İşte hekim olmuşsun, doktor olmuşsun, bilime çok ihtiyaç, bilim sana çok lazım ama sanat da lazım. Çünkü orada ilişkileri doğru yönetmen lazım. Aynen. Senin kendini doğru yönetmen lazım, zamanını falan vesaire. Bunlar inanılmaz önemli şeyler hocam. Yani özellikle spor ve sanata önem veriyor olmanız çok kıymetli diye düşünüyorum. Tabii konu çok daha geniş. Daha geniş zamanda geniş hangi sanat dalları neler falan. Tabii, bunları tabii konuşuruz. Şimdi hocam az önce konuştuk. Böyle çocuklar liseye gelirken bir hedefle geliyorlar. Daha iyi bir üniversiteye gitme hayaliyle, hedefiyle geliyorlar. Bu hedefe giden yolda tabii tek başına öğrenci yok. Yok. Biz sağcağı bacağı diyoruz Aydın tabirle. İçinde öğrenci var. Var. Veli var. Yani okul var. Yani öğrencinin ve velinin konumu, okulun durumu ne bu süreçte? Şimdi başarıya giden süreçte ya da hedefe giden süreçte veli çok önemli. Ama mesela veli burada ne yapmalı gibi şeylere de geliyoruz. Yani, evet, yani veliye düşünüyorum. Okul ve velinin iletişimi çok iyi olmalı. Mesela geçtiğimiz hafta 12. sınıf velileriyle yaptığım toplantıda onlardan şunu istedim. Sizler lütfen evde iyi bir gözlemci olun. Gözlemlerinizi bize aktarın. Çünkü müdahil olmayın. Müdahil olduğunuzda çatışma yaşayabilirsiniz. Evet. Bu çatışma öğrenci motivasyonunu düşürüp onu geriye bırakabilir. Hatta bu noktada suçlanabilirsiniz de veli olarak. Tabii. Senin yüzünden diye başlayan cümlelere muhatap olmamanız için, evet, iyi bir gözlemci olun, bize aktarın. Biz burada rehberlik servisimiz, danışman öğretmenlerimiz, idaremiz, yönetimimizle olayı ele alalım. Çünkü günümüz gençliğinin şöyle bir özelliği var. Anne ve babası doğru söylese de batıyor. Evet. Yani. Ama üçüncü şahıslar, yani bizlerin söylemleri onlar üzerinde daha önemli etki yapıyor. Uzman i̇şte, görüşünü önemsiyorlar diyorsunuz. Tabii mesela Hakan Hoca'yı çok seviyor, matematikçi. Evet. Hakan Toprakçı var bizde. Mesela çok seviyor. Onun bir sözü onun için çok kıymetli. Evet. Mesela aynı sözü evde babası da söylüyor. Ama Hakan Hoca'nın söylediğine gidiyor yani. Evet. Hocam halkla ilişkilerde ben tabii bayağı bir çalıştım reklamcılık konusunda. Orada da öyle bu işler. Tabii. Yani eğer bir şeyi, bir fikri ya da bir ürünü satmak istiyorsanız kitlenin sevdiği bir sanatçıyı tavsiye ettirirsiniz. Yani hani şimdi o yani evde anne dese sen şu ürünü kullan, kullanmaz ama onun takip ettiği, izlediği bir sanatçı o ürünle ilgili reklamda oynuyorsa referans kabul ediyor, onu alıyor. Tabii. Aynı şey öğretmenle de ilgili. Evet, evet. Yani tabii burada öğrencilerin sevdiği öğretmenlerin çok olması, her öğretmen farklı bir yönden yaklaştığında zaten o uzun bir süre geçmiyor, bir yola giriyor yani.
sen böyle yapmalısın, ben seni çok seviyorum sırtını sıvazladığında, inanın o öğrenci uçuyor. Evet. Ve o hocasına mahcup olmamak için bunu yapıyor. Evet. Yani aslında bizim de başarımızdaki temel unsurlardan biri saygıya dayalı bir sevgi ortamıyla öğrencilerin yürümesini sağlıyoruz. Hocam diyorsunuz ki velinin okulla iletişimi güçlü olsun. Güçlü olacak. Evde de müdahil olan değil, gözlemleyen olsun. Başka ne yapsın veli? Başka ne yapsın veli? Veli tabii ki burada bilinçli velilere de ihtiyacımız var. Kıyaslamasın. Mesela evet. En büyük veli kusurlarından biri budur. Kıyaslama. Yani ben mesela 55 yaşındayım. 30 yıllık eğitimciyim. Lise hayatımda annem beni alt komşumuzun çocuğuyla çok kıyasladı. Yani işte Mehmet aşağı, Mehmet yukarı. Ben Mehmet'e 55 yaşındayım, hala ısınamadım yani. O travmayı hala yaşıyorum. Aslında yani, Mehmet'in bir kabahati yok. Burada Mehmet'in bir suçu yok. Evet. Yani kıyaslama inanın şey getirmiyor. Yani pozitif bir ilerleme getirmiyor. Evet. Kıyaslama yerine destekleme önemli. Senin bunu başarabileceğine inanıyorum. Benim ne yapmam lazım? Evet. Bu karşı tarafa sorumluluk hissi veriyor. Evet. Yani velinin bu yani yaklaşımındaki en temel unsurlardan biri bu olmalı. Evet. Öğrencinin sorumluluğunu geliştirmeliyiz. Burada okul olarak bize görev düşüyor, veliye de görev düşüyor. Hani bazı velilerimiz şunu diyor. Çocuğu kaldıramıyorum sabah. Yani orada ben bir şey yapamam. Yani okula geldikten sonra yaparım. Yani, evet, çocuğu kaldıramam. Yani. Akşam erken yatsın. İşte veli de burada. Tamam, veli işte bizim avantajımız, veli bize çok rahatlıkla ulaşabiliyor. Telefonla gelerek biz bu noktada çok düzenli görüşmeler yapıyoruz. Rehberlik servisimiz, danışman öğretmenimiz, okul idaresi. Büyük veli toplantılarını ayrıca yapıyoruz ama bireysel görüşmeleri önemsiyoruz. Çünkü genel veli toplantılarında haliyle topluluğun içinde her veli ya benim çocuğum da şöyle diyemiyor. Tabii, yani. Tabii. Yani orada ancak akademik gelişimi hakkında bilgi sahibi olabiliyor. Şimdi hocam az önce konuştuğumuz şeyler tabii çocukların olabilir istekleri işte yapılabilir durumları ile ilgili. Bazen öyle durumlar oluyor ki olabilir olmayan ve yapılabilirliği bulunmayan durumlar oluyor. O konuda velilere neler tavsiye ediyorsunuz? Yani çok uç istekleri olabiliyor çocukların. Yani ne bileyim, tamam veli çocuğu kıyaslamıyor ama çocuk da kendini kıyaslıyor. İşte diyor falancanın şusu var, filancanın busu var moduna giriyor. Oralarda velilere ne gibi telkinlerde bulunursunuz? Vallahi, olabilirliği ve yapılabilirliği olmayan durumlarda nasıl yapıyorsunuz? Yani bir kere velinin bu uzun bir süreç yani... Evladına hayır demeyi alıştırması lazım. Her şeye evet derseniz bir süre sonra hayır diyemezsiniz. Evet. Ya da hayır cümleniz karşı tarafta bir etki oluşturmaz, tersine etki oluşturur. O yüzden her isteğini karşılamak çok doğru bir şey değil. Çünkü isteğin sonu yok yani. Evet. Değil mi? Bugün motor ister, motor alırsın. Yarın araba ister, kalırsın. Örnek veriyorum. Gücün İnsan, yoktur. Evet. Yani gibi. Hocam şey var, bir tane deney var. Fare deneyi. Benim çok hoşuma gidiyor. İşte farenin beynine bir elektron yerleştiriyorlar ödül merkezine. Bunu bir kabloyla bir butona bağlıyorlar. Butona basıyorsun, farenin beynine o bölge elektrikli, fare mutlu oluyor. Bir daha basıyorsun, bir daha mutlu oluyor. İşte arada gidiyorsun, basıyorsun, fare mutlu oluyor. Sonra bu butonu kafesin içine koyuyorlar, oradan basıyorlar. Fare bir süre sonra diyor ki, biri oraya dokunduğunda mutlu oluyor, hissediyor onu. Sonra gidiyor kendisi dokunuyor, oluyor. Bir daha dokunuyor, oluyor. Bir daha dokunuyor. Sonra sürekli dokunuyor, dokunuyor, dokunuyor. Ve sonunda fare ölüyor. Yani zevkten ölüyor. Şimdi böyle şey var, sürekli butona basma arzusu da var. Yani şimdi insanlık biraz, gerçekten o gelişim süreçleri inanılmaz zor. Şeyi anladık hocam, yani tam da ergenlik dönemi var burada. Ergenlik döneminde de baş etmekle ilgili ciddi sıkıntılar yaşıyor veliler. O konuyu nasıl değerlendiriyorsun? Yani ergenlikle baş etmede... Ya önce şunu söyleyeyim, yani yani Dörtgen Koleji'nde 9'dan başlayan öğrencilerde biz bu ergenlik sürecini daha iyi yönetiyoruz. Yani bize 9'dan itibaren, 9-10'da gelen öğrencilerdi ki hep de tavsiyem şudur. Yani özel okula gönderecekseniz 11'i beklemeyin, 9'da verin. Ergenlik sürecinde çatışmalar çok hakim. Yani
anne babanın söylemleri batıyor, çevresel etkiler devreye giriyor. Bu kız çocuğunda farklı, erkek çocuğunda farklı gelişiyor. Hataya çok açık bir halde oluyor. O yüzden velinin iyi bir gözlemci ve çok uzaktan iyi bir takip eden olmasını ben önemsiyorum burada. Yani birebir takip ettiğinizde de rahatsız oluyor ama onun ne yaptığını bilmelisiniz. O yüzden iyi sohbet etmelisiniz çocuğunuzla. Çocuğunuz yaptığını anlatmalı. Yaptığını anlatsın ki yanlışını da anlatsın. Eğer konuşmazsa yanlışını da bilemezsiniz. Bilemediğiniz yanlışın çözümünü de bulamazsınız çünkü. O yüzden bu süreçler önemli. Çok ağır geçirenler de tabii ki psikolojik yardım almalarını biz de yani bizim yaptığımız psikolojik danışmanlık. Hı. Ama ağır süreçler tabii ki psikolojik desteğe de gidebiliyor. Hani çok şükür bizde bugüne kadar olmadı bu ama olabilen yerleri veya örnekleri de geçmişte gördük. Bu çatışmalara mahal vermemek önemli olan. O yüzden evde anne ya da babadan en az birinin çocuğuyla iyi sohbet etmesi lazım. İyi iletişim halinde olması lazım. Hani çocuk anlatmalı günlük evet. yaşadıklarını. Yani. Evet. İletişim önemli diyorsunuz. Önemli. Önemli. Evet. Yani hocam tabii zor bir süreç yani ama keyifli de bir durum. Neticede bir üretim yapıyorsunuz. Yani işte öğrenci geliyor, işte okul öğretiyor, orada bir kadro var, ailenin emeği var, çabası var. Tabii bütün bunların hepsi bir sonuç elde etmek için. Her çocuk başarmak zorunda mıdır? Değildir yani. Her çocuğun eğilimi farklıdır yani. Yani bu bize alan seçiminde de karşımıza çıkıyor. Ondan 11'e geçerken alan seçimi. Misal bu çocuğun hedefi, eğilimleri daha çok örnek veriyorum. Bir psikolog olabilir, hukukçu olabilir gibi yani evet. ya da farklı. Mesela aile ille sayısalcı olacak diye tutturuyor. Orada ne oluyor bu ısrar? Hem çocuğun başarısızlığına doğru götürüyor çocuğu evet. hem de aile ve çocuk doğru bir hedefle birleşemiyor. Bizim açımızdan da bizim verdiğimiz emeğe de yazık oluyor yani bu anlamda. Biz işte bilgilerimize de az önce dediğimiz gibi yaptığımız tüm ölçme değerlendirmeleri net anlatıyoruz. Velimize dürüst oluyoruz. Yani şunu dediğimiz veli oluyor. Çocuğunuz bakınız yani sayısalda ilerlerse başarılı olamaz. Neden diye soruyor. Koyuyorum verileri. Bakınız şu derslerdeki başarısıyla sözel derslerdeki başarısı arasında çok ciddi fark var. Evet. Bu çocuğu bu tarafa götürdüğünüzde bu çocuk yok olacak. Bu tarafa aldığınızda bu çocuk dirilecek. Belki de yarın ülkeyi yöneten o çocuk olacak ya. Evet. Yani. Belki iyi bir hukukçu olacak. Evet yani. Evet gibi yani. O yüzden ben hani bütün bunları gerçekten önemsiyorum. Hatta bir öğrencimiz var. Mesela İzmir Fen Lisesi'nde başlamış ama hem konservatuvar hem de eşit ağırlıktan sınava girecek. Yani ailesine bu noktada mesela ben teşekkür ettim. Dedim iyi ki çocuğunuzu bu noktadaki talebinizi geri çevirmemişsiniz. Kolay değil değildir yani fen lisesi velisini. Yetenek önemli yani. Evet yani. O yüzden yani bizim buradaki Dörtgen Koleji'ndeki temel amacımız öğrencinin yeteneğine ve eğilimine doğru yerden yönelmesi. Burada yanlışlık yaptığınız zaman sonuçlarını ağır ödüyoruz çünkü. Evet. Oradaki şey ne hocam, yöntem ne, nasıl gözlemliyorsunuz? Hani yatkınlık, mesela dediniz ki konservatuvar, sanatsal bir yeteneği. 10. Yani... sınıfta bununla ilgili hem envanter çalışması yapıyoruz, hem görüşmeler yapıyoruz. Daha sonra meslek tanıtımları yapıyoruz. Ve yıl içinde ayrıca kariyer günleri adı altında Aydın'da alanında uzman, bilinen, önemli pratisyenleri, sahadakileri, bu doktor, gazeteci, hukukçu, belediye başkanı gibi iş adamı bunları davet ediyoruz, öğrencilerimizle buluşturuyoruz yıl içinde. Bütün bunların sonucunda en son veliyle de bir araya geliyoruz. Diyoruz ki yaptığımız envanter bu. Çocukla yaptığımız görüşmeler bu. Ve
bizim buradaki öğretmenlerle birlikteki çıkardığımız sonuç bu çocuğun gidebileceği alan bu. Velimizin birçoğunu ikna ediyoruz. Yani çok çok nadir ikna edemediğimiz olmuştur ama çoğunu ikna ediyoruz. Çünkü sağlam verilerle çalışıyoruz. Yani. Evet. Tabii. Orada başka bir şey. Bir de inat murat meselesi oluyor. Çünkü algısal da sorunlar evet. var. Algısal da sıkıntılar var. Sadece çocuğu eğitmek değil, biraz da veliyi de eğitmekle ilgili bir durum. O da geç kalınmış durumlar olabiliyor değil mi hocam? Tabii tabii. Tabii. Yani şey değil. Hocam şimdi Dörtgen Anadolu Lisesi'nin bu yeni döneme ilişkin durumu nedir? Yani kaç öğrenciyle gidiyoruz? İşte bu sene sınava kaç öğrenci hazırlanıyor? Tamam, onlardan yani, bahsedelim. Dörtgen Koleji, yani Dörtgen Anadolu Lisesi, biz butikvari bir okuluz. Yani evet. bizim maksimum kontenjanımız 224. Evet. Şu anda mevcut ekonomik sıkıntılı döneme rağmen 170-180'li rakamlara ulaştık. Çok şükür. Zaten alabileceğimiz de 200 evet. yani. Kayıtlar da devam ediyor anladığım kadarıyla. Ediyor. Daha da gelir. Bu yıl 12. sınıfta yaklaşık 60'ın üzerinde öğrenciyle onları sınava sokacağız. İyi sonuçlar çıkaracağımıza inanıyorum. Başladık çok sıkı bir şekilde hazırlıklarımıza. Onlarla önceden başladık. Evet. 11-12'lerle. 11'lerimizi TYT çemberinin içindesinizi anlatıyoruz, derslerle destekliyoruz. O bilinci yavaş yavaş 11'den itibaren oturtuyoruz. 9-10'larımızda da altyapı çalışmaları önemli. 9-10 altyapı, evet. işin altyapısı. Orada hem akademik hem de sosyal yönlerinin 9-10'da hızlı ilerlemelerini evet. sağlıyoruz. Bir şey daha soracağım. Şimdi dörtgen eğitim kurumları... Anadolu Lisesi'nden önce yıllarca kurs evet. işi yaptı. Üniversiteye hazırlık kursları verdi. Ki halen de var. Halen de devam ediyor. Dörtgen evet. Eğitim Kurumları'nın kursları devam ediyor. Kurumun kursçu olması, yani direkt sınava hazırlayan bir kurum hafızasının, kurum kültürünün olması, kurum yapısının olması liseye nasıl etkiliyor? Lisedeki öğrencilerin sınavına nasıl katkı sağlıyor ya da etki sağlıyor? Bu özellikle 11 ve 12'den itibaren 11 ve 12. sınıf itibariyle biz bu noktada çok iyi hazırlıyoruz. Az önce bahsettiğiniz geçmişten gelen kursçuluk deneyimi. Bir de ben yani bununla çok gurur duyuyorum. 5 kurucusu olan bir kurum şu an. Bunun 4'ü matematikçi, 1'i fizikçi. Hepsi fiilen derse giriyor. Evet. Bunlar Aydın'ın en popüler de öğretmenleri. Kurum sahibi olmalarına rağmen aktif olarak sahadalar, işin içindeler, tecrübelerini, bilgi birikimlerini öğrencilere anlatıyorlar. O yüzden zaten bizde 9-10'da daha çok kadro biraz daha farklı, altyapıyı oluşturan kadro, 11-12'deki kadro yine değişiyor. Yani. Evet, yani o da büyük bir avantaj sağlıyor. Avantaj sağlıyor. Kursçuluktan gelen deneyim, sınava hazırlama konusunda sanki bir tık önde bir kurum. Tabii. Yani bir tık tam fazla bence. Yani evet. bayağı önde bir kurum yani. Evet hocam. Vallahi çok güzel. Allah muvaffak etsin. Teşekkür yani, ederiz. Güzel bir eğitim sezonu olsun. Hem kurumumuzun hem tüm eğitim camiasının verimli bir sezon geçirmesini diliyorum hocam. Süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Toparlamak evet. gerekirse neler söylersiniz? Toparlamak gerekirse 2024-2025 eğitim öğretim yılı tüm özellikle biz Dörtgen ailesi, Dörtgen Anadolu Lisesi kursu, Aydın ilimizi, eğitimini, ülkemize hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Güzel şeyler çıksın. Evet. Eğitimde güzel ışıklar yakalayalım. Evet. Öğrencilere ne mesaj versin hocam mesela? Öğrencilere vereceğimiz mesajım şu olacak. Sevgili öğrenciler, başarılı olmanın yolu çalışmaktan geçmiyor, istemekten geçiyor. Önce isteyin. Evet. İsterseniz önünüzde hiçbir engel kalmayacaktır. O yüzden isteyin ve doğru yerde bulun. Evet.
istemek önemli hocam. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben çok teşekkür sağ olun. Ederim. Sağ evet olun. Sevgili izleyenler, bir baş başanın daha sonuna geldik. Konuğum Dörtgen Anadolu Lisesi Müdürü Sefa Soyseverdi. Sefa hocayla eğitimi konuştuk, kurumu konuştuk, kurumun uygulamalarını, faaliyetlerini konuştuk. Veliyi konuştuk, öğrenciyi konuştuk. Daha birçok konuyu masaya yatırdık. Hoşçakalın.